Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. Cuma'ya beni eşek demişsin de yani haksız mıyım ağalar? Yani eşek gibi bir şey. Yani değişik bir cinsi var. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Yani tipik bir mondofon. Eşek dediğime bakmayın. Tipik bir mondofon. Anne daha ağır basıyor. Mesela arkadaki yavruda da anne ağır bastıydı. Boyun ince, kafa küçük. Aynı annenin aynısı. Ağlar, bazı ağlar şu iki gebe, simental gebe, o gebe. Bazı ağlar diyor ki hayvanlar aşırı yağlı. Birincisi zaten gebeler. Gebelikten dolayı bir kilolu olmaları var. İkincisi de zaten kış şartlarındayız. Hayvanlar ister istemez yağlanıyor. Sen ne kadar elinden gelen de yapsan yağlanıyor. Yağlanması bir müddetten sonra kötü tabii ki de, ona bir şey diyemeyiz ama şu aylarda yağlanmasında bir sıkıntı yok. Zaten havalar ısınmaya başladıkça bunlar yağını eritir. Branguslar, nanguslar yemini yiyorlar zaten. Sıkıntı yaratmıyorlar şimdilik. İkincisi de bazı arkadaşların kafasına şu takılıyor. Hayvanlarım aşırı yağlı. O yağı nasıl ete döndürürüm? Arkadaşlar, yağ ete dönüşmez. Yani yağ proteine dönüşmez. Yağ vücutta yakılır. Birincisi karbonhidrat enerji kaynağı olarak. İkincisi yağ. Üçüncüsü protein yapı taşı. Yani kaslarımızın yapı taşı protein. Protein yakımına başlarsa zaten hayvan iflah olmaz. Aynı insanlardaki gibi. Bir vücut protein yakmaya başladıysa o vücutta ne karbonhidrat kalmıştır ne de yağ kalmıştır. Proteine geçmiştir. Yani aşırı açlık ya da bazı çeşitli hastalıklardan dolayı protein yakımı oluyor vücutta. Yağı proteine döndüremeyiz ağlar. Yağ erir gider ya da karbonhidrata da kolay kolay dönmez. Proteine zaten hiç dönmez. Ağlar yağ öyle gider. Eritir gider. Ya yemi azaltırsınız hayvan kilo vermeye başlar. Yağdan kullanır. Vücutta ilk başta karbonhidrat yakılır. Sonra yağ, sonra protein işte. Hayvan aç kalmaya başladığı zaman vücuttaki karbonhidrat bir gün gider. Yani yediği saman, önündeki yediği saman, işte sılacın içindeki karbonhidrat olsun, diğer arpanın içindeki onları yakar. Ondan sonra yağ yakmaya başlar. Isınmak için. Hayatını devam ettirebilmek için. Şimdi ağlar, bugünkü konumuz şu. İthal getirmeye merak eden arkadaşlar vardı. Ya 10 seneye yakındır ben ithal hayvan getiriyorum. Ya değişik değişik saçma saçma şeyler çıkıyor ortalıktan. İşte şunu yap, onu yapma, onu yaptım, bunu yapma. Öyle şeyler. Ağlar, 100 baş üzeri kapasiteniz varsa ilçe tarıma gideceksiniz. Onaylı olacak tabii ki de bu. İlçe tarıma gideceksiniz. Kapasite raporu çıkarttıracaksınız. İlk yanılmıyorsam 6 aylık kapasite raporunu mu geçerli sayıyorlar? Kapasite raporu, işletme tescil no. Nasıl bizim evlerimizin kapısında no yazıyor ya, kapı no. Ya 15, 25, 35 diye. Aynı o şekilde buraların da işletme numaraları var. İşletme numarası olması lazım. 2, bir nüfus cüzdan fotokopisi, 3 tane vesikalık fotoğraf. ÇKS istiyorlar. 5-6 tane bir kağıt istiyorlar. Ağlar, onları yaptıktan sonra işimiz hazır hale geliyor. İthalatçı firma bir arıyoruz. İthalatçı firma nasıl? Hangi firma daha iyi kaliteli danaları getiriyorsa onları tercih ediyorum ben. Avrupa'da açıldı 2024 için. Söylediğim ithal getirme 100 baş üzeri için. Yani çiftliğin 70 başlıktır, 60 başlıktır, kapalısı açığı fark etmez. Önemli olan kapasite. Kapasite 100'ün üzerindeyse getirebiliyorsun. 4 ay satış yok diyorlar. İnanmıyorum, herkes satar yine kendi arasında. İthalatçı firma arıyoruz. Hangi firma güzel, kaliteli danlar getiriyorsa. Ağlar, çevrenizde araştırın. Normal Türkiye'de çok ithalatçı firma var, getiren var, aracı var, karcısı var, hepsi var. Avrupa danalarında Slovenya, Slovakya danaları olursa kaçırmayın, alın. Macar danaları güzel gelişiyor. Çek danaları çok, benim Çekya'dan simental değil de bazı çiftlikler Çekya'daki güzel şarolle limuzin üretiyorlar. Orada nasıl bizim İç Anadolu'daki simentallere göre Kars'taki Doğu'nun simentallerinin kalitesi bir tık daha düşük ya. Yani İç Anadolu'da safkan simenteller var. Veteriner geliyor, tohum atıyor.
Adamın 2-3 tane ineği var kapalı ahırda. Adam da diyor ki en iyisi olsun diyor. Veteriner getirip tohumluyor. Doğu Anadolu'da danayla tohumlanıyor ya. Yani kalite düşmeye başlıyor. Yani aynı o çeşit yani Fransa'daki limuzin ya limuzinle Çekya'daki limuzin aynı değil. Yani Çekya'daki hırma. Kalite düşmüş. Zamanında Fransa'dan getirmişler. Birbiri içinde tohumluya tohumluya danalarla kalite düşmüş. Kaliteli dana getiren firmalarla ağırlar iletişime geçebilirsiniz. Mesela şu Brangus'ları Gaziantep'li besici Göktaşlar'dan aldık. Yani onlar firmaydı. Kendi kapasitemle gelen danalar. Adamlar kendine dana seçmiş gibi seçiyorlar. Güzel dana getiriyorlar. Göktaşları tercih edin derim ağırlar. Adamlar işi yapıyor. 2-3 defa çalışma fırsatım oldu onlarla. Adamlar güzel dana seçiyor. Hem Angus olsun hem Brangus olsun fark etmez. Angusları daha çok kaliteliydi. En son 2 sene önce getirmiştim. Adamlar çok güzel dana getiriyorlar. Ağlar ithal getirme bu. Nasıl? 3'te 1'ini ya da 3'te 2'sini peşin isterler dolar olarak. Dolar yatırıyorsun adamın hesabına. Elden veriyorsun daha doğrusu. İşte bulunduğunuz bölgede atıyorum Kayseri Pınarbaşı'nda kim topluyor? Mevlüt Has. Kimin aracısı? Kim getiriyor? Göktaşlar diyelim. Göktaşlarla ben anlaşmışım. Ama doğru aracı yok artık. Et balık kurumuyla kırmızı et birliği getiriyor. Aracısız hem de düşük fiyatı. Yani bu sene gelecek İtalyalar şunlardan daha belki ucuza gelebilir. Çünkü bunlar 4.30'da geldi. Yeni gelecek İtalyalara 4.10 dolar diyorlar. İtal fiyatı da şöyle belirleniyor. 300 kilo geldi diyelim. Bunlar 300 çarpı 4 dolar ne kadar yapar? 1200. 1200 çarpı şey ne kadar? Dolar ne kadar? 30 lira diyelim. 1200 çarpı 30, 36 bin lira. 36 bin lira direkt dananın Mersin'de taş ucundaki fiyatı. 36 bin lira. Pardon, taş ucundaki fiyatı diyorum. Uruguay'daki fiyatı 36 bin lira bunun. Bunun Gümrük Bakanlığı var. İşte cartı var, curtu var. 2-3 bin lira daha öyle eklerseniz, tır parasıymış, nakliyemiş. 2-3 bin lira daha eklerseniz hayvan başı 300 kiloluk dana 38-39 bin liraya geliyor. Yani bu artı bin, eksi bin lira şaşar. Ucuz alır yani 300 kiloluk yerli dana şu an ne kadar? 60-65 bin liradan aşağı yoktur. Yani İtaliler yine 20-25 bin lira düşük geliyor. Uygun fiyata geliyor. Bazı arkadaşların kafasına şu takılıyor. İşte benim kapasite 100. 40 tane veriyorlarmış. Tamam doğru. Ben 15 tane almak istiyorum. Yani ağalar ucuz gelen bir hayvanı da çok kaçırmayın ya. Piyasadan zaten 20-25 bin lira ucuz geliyor bunlar. Karıyla satabilirsin. Bir şey diyemem. 10 bin lira karıyla, 5 bin lira karıyla başka birine satabilirsin. Yandaki çiftle. İşte böyle bir denetleme sıkıntısı var. 4 ay denetlenecek. Kimse kimseye satamayacak deniyor. Onu da geçtim. Yani ucuz gelen bir şey. Yani piyasadan 20 bin lira düşeye geliyor. 25 bin lira. Yani beslemenizi tavsiye ederim. Güzel de zaten yerli danaya göre zaten kafadan 25 bin lira karla başlıyorsun sen. Yerli dana alacağına bunu alıyorsun. 25 bin lira karla başlıyorsun. İlk günden itibaren. Hastalıklarına zaten diyecek yok. Sağlam hayvanlar, kış hayvanı, soğuğa dayanıklılar. Mesela Angus'lar daha dayanıklı şunlara göre. Şunların derisi ince. Bunlara gece bakıyorum. Biraz titreme oluyor bunlarda. Derisi ince olduğu için. Hırma hayvan her zaman daha çok üşür. Daha çok acıkır. Daha hızlı gelişir. Safkanlara göre, Angus'lara göre biraz daha üşüme şeyleri var. Brangus'ları çok soğuk bölgelere çekmeyin. Soğuk yerde yaşıyorsanız yani ben burada soğukta Angus tavsiye ederim. Hereford tavsiye ederim. Bunlar daha iyi. Ağlar ikinci bir konu da yemlemeden kaynaklı hatalar var. Bazıları söylüyor işte şunu şunu yapıyorum kilo almıyor. Bunu yapıyorum kilo almıyor ya da sütüm artmıyor. Ağlar Elbistan'daki hayvan şu. Gitmiş Erzurum'daki Angus'la Elbistan'daki Angus kıyaslanmaz. Nasıl? Seninle ben kıyaslanmaz. Sen bir oturursun, bir ekmek yersin, doyarsın. Ben otururum, 3 ekmek yerir, doyarım. Yani buradaki rasyonları atmamdaki sebep kafanızda bir şeyler belirlensin.
piyasada böyle rasyon dağıtıyorum, rasyon satıyorum diyen adamlara paranızı kaptırmayın diye söylüyorum bunlara. Süt konusunda da aynı şekilde. Ben ineğime şunu veriyorum, 30 kilo alıyorum, al sen de ver, sen de 30 kilo al diye bir kavram yok. Öyle bir dünya yok. Yani bunlar aynı fabrikadan çıkmıyorlar. Aynı fabrikadan çıksa bile iki tane araba, şu birinci çıkmış, banttan şu da ikinci çıkmış. Şu 100 kilometrede belki bir arıza verecek, şu 100 bin kilometrede bir arıza verecek. Hiç bilemezsin ağlar. Yani böyle rasyonmuş şeymiş, ben kafanızda bir şeyler belirlensin diye atıyorum her zaman. Rasyon işi zaten en basit olan şey. Bizim burada dikkat etmemiz gereken, hem kendimizi strese sokmayacağız, hem de hayvanları strese sokmayacağız. Bu kadar basit. Hayvancılığın temeli bu. Sen strese girmediğin sürece bu meslekten para kazanırsın. Para kapılma hırsına kapılıp da mesleğe girersen, ha işte orada sıkıntı yaşarsın. Allah, tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.